Sizlerle beraber İngilizce dersinde hello everyone diyoruz ve herkese are you ready diyoruz. Mehmet Akadaş, Melisa Kızılcan, Nisan Nuraslan, Oyuncu Bilge, Yakup Demir, Yalçın Karadaş, tabii İngilizce okuyorum şu an isimleri, Emre Ercan. Herkes farklı bir şekilde burada ve bugün biyografi konusunu öğreneceğiz. What are we going to learn? Ne öğreneceğiz? Telling the dates, yani tarihleri göreceğiz ve making simple inquiries, böyle çok temel şeyleri sizlerle beraber göreceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar 7. sınıfta ev okulda biliyorsunuz ki şu anda 4 Aralık'tayız. Ödevlerimiz belli, çalışma programımız belli ve zaten şimdiden düzenli çalışaraktan gelecek sene LGS'de çok güzel okullara göz kırpıyoruz. Nasıl göz kırpıyoruz? Uzaktan eğitim programındaki denemeyi çözerek göz kırpıyoruz ve aynı zamanda buradaki çalışma programlarına, görevlere, ödevlere, aktivitelere uyaraktan göz kırpıyoruz. Hadi bakalım şimdi o zaman canlı yayınımız başlasın. Evet arkadaşlar, öncelikle bazı kelimelerimiz var. Bu kelimelerimizi bir görelim. Öncelikle burada kelimeleri nasıl öğreneceğimizi bir hatırlayalım. Kelimeleri nasıl öğreniyorduk? Diyorduk ki şöyle bir kelime kartları yapıyorduk ve bu kelime kartları böyle yere düştüğü zaman aman at gitsin demeyeceğimiz kadar güzel yazılı olmalıydı ki hiç unutmuyordum. Mesela diyelim ki alone yalnız demek. Sen bu tarafa alone yazıyordun. Hatta okunuşunu da yazabilirsin böyle alone diye. Arkasına da bu kartın arkasına da bunun Türkçesini küçükçe yazabiliyorduk. Yalnız diye yazıyorduk. Eğer yalnız çıkarsa aklına alone'u getirmeye çalışıyordun. Alone çıkarsa yalnızı getirmeye çalışıyordun. Hocam bunu biliyoruz. Bu çok basit bir şey. Basit ama uygulamıyoruz. Uygulasak günde en az 20 kelimeyi hiç ders çalışmadan sadece gezerken öğrenebiliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kelimelerle farklı farklı yerlerde karşılaşmış olacağız. Sadece masada karşılaşmış olmayacağız demiştik. Şimdi o zaman kelimelerimizi yazalım. Alone yalnız demiştik. Attend katılmak diyoruz. Hemen buraya yazalım. Award yine ödül ya da ödüllendirmek anlamına geliyor. Brilliant yine muhteşem anlamına geliyor. Get engaged yine nişanlanmak anlamına geliyor. Nişanlanmak. Get married evlenmek anlamına geliyor. Hatta married evli anlamına geliyor. Ya da engaged nişanlı anlamına geliyor. Evlenmek. Invent yine icat etmek anlamına geliyor. İcat etmek. Invent, inventor. Burada da yine mucit anlamına geliyor. İcat yapan kişi. Hani şöyle. Drive, araba sürmek. Play, oynamak. İşte başka ne var? Teach, öğretmek ya. Bunların sonra er eki gelince o işi yapan oluyor. Driver, şoför. Player, oynatıcı. Teacher, öğretmen diyorduk. Burada da invent, icat etmek. Inventor da mucit olmuş oluyor. Graduate yine mezun olmak anlamına geliyor. Grow up, büyümek. Nerede büyüdün mesela? Nerede büyüdüğünü söylediğin zaman I grew up in Ankara, in İstanbul diye farklı farklı şeyler söyleyebiliriz. Move yine taşınmak anlamına geliyor. Own yine sahip olmak, sahip olmak. Prize yine ödül anlamına geliyor arkadaşlar. Rise da yine büyütmek anlamına, raise büyütmek anlamına geliyor. Çocuk büyütmek anlamında tabii ki. Şimdi burada bir sıra sayılarımız var. Onları bir kere bilmemiz lazım. Neden? Çünkü birazdan sizlerle beraber telling the dates yaparken buralar hatta sizlerle beraber de olacağız. Sizlere soracağım arkadaşlar. Bunları yaparken bu sıra sayılarını bilmemiz lazım. Bir kere öncelikle first, second, third zaten belli yani. Birinci, ikinci, üçüncü biliyoruz. Bundan sonrası zaten adeta bir lokum. Yani sayıları yazacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, second, işte 20, third, işte 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bunlar zaten sayılar biliyoruz bak. Yeşiller zaten sayılarımız. Sonuna T'ye getiriyoruz bakın. Sadece böyle 55 değil de fif yazıyoruz o kadar. Bir de 1, 2, 3 ezberlediğiniz zaman her şey basit. Bu kadar basit. Mesela 15 ne demek? 15. Sonra böyle getiriyorsun. T'ye bitti gitti. 16 ne demek? 16. Sonra T'ye getiriyorsun. Bitti gitti. Şimdi sıra sayılarımızı hatırladığımıza göre o zaman bakalım bana şunu kim söyleyecek? Bunu ekranlara başına kim yazacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Bunu yazabilen biri varsa helal olsun diyeceğim. 95. kimdir? Hadi bakalım 95'i kim yazacak? Gerçekten 95. Bakalım 95'ini kim yazacak? Gerçekten acaba kimler bu kadar? Of şu anda canlı sohbet gerçekten çıldırmış durumda. Tabii Türkçe yazmayacaksınız 95. Bu şekilde İngilizce yazmanızı istiyorum arkadaşlar. İngilizce yani şurada yazdığımız gibi yazmanızı istiyorum. Bakalım bayağı of sohbette gerçekten herkes canlı sohbette çılgınlar gibi cevapları yazıyor. Ben de görüyorum ama tabii ki sosyal medya arkadaşlarımız da bize yardımcı oluyor. Şu anda Tuana Kılınç, Riley Expert, Emin Selen,
Aynı zamanda Neşe Can'dan, Muhammed Bekir Çeliksoy'dan, Halil İbrahim Öztürk, Seval Şahin, Şevval Şahin, Elif Polat. Herkes şu anda çıldırmış durumda. Şimdi doğru cevabımızı da yazalım. Bu nasıl yazılıyor arkadaşlar? Bir kere 90 yazmanız lazım. 90. Sonra da 5, 5 yazılıyor ama biz 5'i 50 yazıyoruz. 90, 50 diyorsunuz. Bitti gitti. Bu kadar basit diyoruz. Peki bunu ilk kim yaptı? Onu da yazalım. 95. yapanı biliyor musun? İlk yapan kişi Neşe Candan oldu. Neşe, pardon, Neşe Candan değil, yanlış söyledik. Emin Selen'miş. Evet, Emin Selen. Onu nasıl yapacağız? Emin'i şöyle neyi silelim? Emin Selen. Sosyal medya arkadaşımız yanlış isim gösterdi dedi. Hocam pardon dedi. Ben hemen düzeltiyorum. Emin Selen'in adını güzel bir şekilde yazıyoruz. Şimdi geldik tarihlere. Telling the dates. Şimdi birincisi burada ne yapacağız? Bizler the 7th diyebiliriz ya da 8th de diyebiliriz. Yani şöyle de yapabiliriz. Mesela diyelim ki 8 ya. Şöyle 8 diyebiliriz. Bu kadar basit. Ya da 19 ya 19 diyebiliriz. Ya da 5 ya 5th diyebiliriz. 3 ya 3rd diyebiliriz. Ya da 24 ya mesela 24th diyebiliriz. 2 ya 2nd diyebiliriz. Bir kere bunları böyle yapabiliyoruz. Bunları koyduktan sonra ardından of'u kullanabiliriz. Of'suz burada eğer böyle yazdıysanız of'lu yazmanız gerek. Ama eğer bu şekilde yazdıysanız of'a gerek yok. Ardından da ayları yazıyoruz. Aylarımızı hatırlayalım. Nisan ayı nasıldı? Tabii ben bununla uygun bir renk yazmam lazım. Hemen kırmızı rengimi buluyorum. Burada turuncu rengimi buluyorum. Buradaymış turuncu rengimiz. Tam da turuncu değil ama olsun. Turuncu rengimizi buluyorum. Bakayım hatta tam buna benziyor. Şöyle alalım. Birazdan başka bir tarih soracağım size. Nisan mesela April. Haziran neydi? June. Ekim, October. Ağustos, Ağustos. Gerçekten Çince yazdım. Şubat, February. Bunu da yazdık. Eylül, September. Bunu da yazdık. Harika bir şekilde. Şimdi yıllara yazmaya geldik. Şimdi 1983. 1983'tü. Yani 1983 yazıyoruz. Bu yeni İngiltere bayrağı çizdik. Çünkü İngiltere bayrağı çizmemizin sebebi şu. İngiliz İngilizcesi de bu şekilde yazılıyor. Ama çok da çizmemize gerek yok. Bunu şöyle kapatabiliriz. Buraya kocaman bir Türk bayrağı çizebiliriz. Sonuçta İngilizce öğreneceğiz ama bizim bayrağımız çok daha büyükçe şöyle dursun bir kere. Bu burada dursun. Tamam. Şimdi 1983 dedik. Devam ediyoruz. 19 gene 19 yazdıktan sonra ne diyeceğiz? 83 yerine 70 diyeceğiz. 70 diyoruz. Veyahut da 19 gene 19 diyeceğiz 95. 95 diyoruz. Ya da 2005 ne diyeceğiz? Nasıl söyleyeceğiz 2005'i? Tabii ki 20 diyeceğiz. Ya da 14 yani 14 14 35 diyeceğiz. 35. Tabi burada 2005 dememiz de gerekebilir. Burada buraya zero koymamız da gerekebilir. Yine aynı şekilde 1994 şeklinde de 1994'ü yazabiliriz. Aynı şekilde 2001 da diyebiliriz mesela bunu. 2001 şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi o zaman size bir tarih soruyorum. Bakalım bunu hanginiz bilecek? Gelsin bakalım sorumuz. Ben şöyle boş bir kağıt bulayım. Sorumuz geliyor. Bakalım bunu kim bilecek? Ne yazalım? Cumhuriyetin ilanı. 29 Ekim 1923'ü aynı buradaki gibi İngilizce kim yazacak? Gerçekten merak ediyorum. Hatta ben de söyleyeceğim biraz ama bakalım kim yazacak? 29 Ekim 1923'ü bana İngilizce olarak yani şuradaki gibi yazmanızı istiyorum. Bunu yazan arkadaşımız yani Cumhuriyetin ilanını İngilizce olarak yazabilen bir arkadaşımız. Sonuçta İngiliz bir arkadaşı geldi mesela Amerikalı, Avustralyalı. What the hell is going on dedi. Yani Cumhuriyeti ne zaman diye böyle konuşuyor falan bir şeyler konuşuyor. Sen de dersin ki kardeşim bak İngilizcesi bu deriz söyleyebiliriz. Şimdi Barış Hacı Osmanoğlu, Elif Ay, Sude Kara herkes cevaplarını yazmaya başladı. Şu anda ne diyor? Hocam 910 mi yazdınız? 910. Yanlış yazmış olabilirim. Evet. 910. Ha, evet. 19 yazacaktım. Haklısın. Orada düzeltelim şöyle. Kelimeyi hızlı yazarken hata yapabiliyoruz. Tebrik ederim. Ece Gökse hatamızı gördü. Tebrikler. Evet. Bakalım. Cevaplar geliyor. Ha. 20 October 1923 demiş. 10 Oktober demiş. Hocam bugün deneme vardı demiş. 29 September 1923. Evet. Cevaplar gelmeye başladı. Şimdi bu cevaplarımızı yazalım. Birincisi
29 Ekim'i 29. Ekim diye 29th Ekim diyeceğiz. Ekim neydi? September, October. October yazacağız. October. Ardından da 19 yazıyoruz. Ardından da ne yapacağız? 23 şeklinde söylememiz gerekiyor. O zaman 29 Ekim 1923 cevabını yazmış olmamız gerekiyor. Peki kim yazmış onu? İlk yazan arkadaşımız, hemen sosyal medya arkadaşımızdan alalım. Ege Gücin arkadaşımız yazmış. Gerçekten Ege'yi tebrik ediyoruz. Hatta kendisi böyle tarih gibi ismi. Ege Gücin 24'ün adını da buraya böyle yazıyoruz arkadaşlar. Garip bir isim var. Şimdi gelelim diğer kısmımıza. Write the ordinal numbers. Bunları yazalım demiş. Bunları da yazalım. Bunları yazmanız zaten kolay. Ne yapıyorduk? Çok basit bir şekilde. Önce sayıyı kendisini yazıyoruz. 17 diye yazalım. 17. Sonra TH getiriyorsun. Bu kadar basit. 17. 20, 20 yazıyorsun. 20. Ama 20 Y ile Yozgat'ta bittiği için burada İ'ye dönüşüyor. 20 diyorsun. Bitti gitti. İ'ye dönüşüyor. Hani cry cries oluyordu. Fly flies oluyordu. Oradaki gibi. Y, T'ye dönüşüyor. Burada 6 yazıyorsun. 6 diye. Ne yapıyorsun? Ondan sonra TH getiriyorsun. 6 diyorsun. Bitti gitti. 2, tut demiyorsun tabii ki. Burada ne diyorsun? Second diyorsun. Bu ayrı. First, second, third farklı. 32'de ne yapıyoruz? Önce 32 yazalım. 30 diyoruz. Ama 2 olduğu için 30 second şeklinde söylememiz gerekiyor. Demek ki first, second ve third'lerde dikkat edeceğiz. Şimdi burada write down the following days. Bu tarihleri yazmamız lazım. Bakalım kimler yazacak. Bir tanesini örnek ben yazayım. Diğerlerini size soracağım. Şunu bakalım kim bilecek. Şimdi 17th May 2003 yazıyorum. Bu şekilde yazmanız lazım. Ama bunun açılışı 17th of May 2003 diyebiliriz. Şimdi hatta şurada da şunu da düzeltelim. Burada da bir şey olmasın. Şunu da yine 2005 değil de 2005 diyelim. 2005 şeklinde düzeltelim. Şimdi buraya bakalım. Burada da ne diyeceğiz? 8. yani 8 tabii hangi ay? 6. ay June ve yıllardan da 1993 şeklinde yazabiliriz. Zaten böyle işte 1993 diye uzun uzun yazmaya gerek yok. Bakalım, bakalım değil tabii ki. Bakalım bunu kim yazacak? Cevaplar gelmeye başladı. Şu anda canlı sohbet çıldırdı. Bakalım kimler yapacak? 20th March 1990 demiş. Böyle garip şeyler yazmışlar. 29 October 1000. Evet. Cevaplar geliyor. April demişler. Ocak, Şubat, Mart. Nisan olacak. Mart değil. Nisan olacak. Cevaplar geliyor. 17th April 1984 demiş. Mustafa Alikaya bilmiş. Emin Selen bilmiş. Alaaddin Gözen demiş. Alaaddin Gözen sosyal medyada dolaşan bir isimmiş. Kabirde geçmez, azapta geçmez. He, ha var ya, ne var ya demiş gerçekten. Ama yok, İngilizce öyle değil arkadaşlar. İngilizce hem kendi dinimizi de diğer insanlar nasıl araştırdığını öğrenmek adına kendi dilimizi, kendi ülkemizi, kendi derslerimizi ileride ticaret yaparken, insanlarla tanışırken çok çok gerekli bir dil. Gerçekten önemli bir dil. Öğrenmemiz lazım. Hatta bir dil, bir insan, iki dil, iki insan şeklinde düşünebiliriz. Bir hadis de var böyle. 17th April 1984 demiş Emin Selen. Evet, cevaplar gelmiş. Burada o zaman yazalım. 17th April, değil mi? Nisan 1984 diyoruz. Evet, sosyal medya arkadaşımızdan cevaplar geldi. Kim söyledi ilk diyorum. O da Emirhan diye bir arkadaşımızın ilk söylediğini söylüyor. Emirhan kimmiş? Emirhan soy ismi gene İngilizce bir soy ismi. Meke yani Mece diye yazıyoruz şöyle. Ve geçiyoruz hemen bu kısmı. Boşluk doldurmaya. Şimdi biliyorsunuz Maradona vefat etti. Yani öldü. Yapacak. Koskoca Maradona bile öldü. Tabii siz belki hatırlamazsınız Maradona'yı. Messi'den falan çok daha iyi oynuyordu. Ben hatırlıyorum. Çok eskiden yani. Diego Armando Maradona was born on October 30, 1906. Yani October'da yani Ekim 30'da 1960'da in Buenos Aires, Buenos Aires'te Arjantin'e doğmuş. He was the fifth child of eight children. 8 çocuğun beşincisiymiş. He was one of the greatest footballers in history. Tarihteki büyük futbolculardan bir tanesiymiş. He won many championships in his teams in different countries such as
countries yazalım şöyle. Countries such as Argentina, Italy and Spain. Farklı farklı ülkelerde Arjantin, İtalya, İspanya gibi şampiyonluklar kazanmış. His national football team Argentina became the world champion in the world 1986 World Cup. 1986 Dünya Kupası'nda da Arjantin dünya şampiyonu olmuş. Şimdi buraya bakalım. Was mı gelecek, were mi gelecek bunu bulacağız. Şimdi I was at home. We were in the garden. How old was Tonguç last year? Where were you at 8 o'clock? Mary was at home yesterday night diyoruz. Yani I, you, we, I da, daha doğrusu şöyle gösterelim. He de, she de, it de ve I da was geliyor. You da, we de, they de, çoğul isimlerde mesela children, çoğul çocuklar. Bunlarda da were geliyor. O zaman buraya was yazıyorum. Buraya da were yazıyorum. Bu kuralı zaten bildiğinizi biliyorum. Şimdi bir diyalogumuz var. Tonguç diyor ki, why did she move to Manchester? She moved to Manchester to study physics. Neden Manchester'a gitti? O fizik çalışmak için Manchester'a gitti. When was she born? Ne zaman doğdu? She was born in London in 1970. Ne zaman doğduğunu soruyor. O da Londra'da 1970'te doğdu diye cevap veriyor. Şimdi o zaman sorumuz geldi. Bakalım bunun cevabını ilk kim bilecek? Cevabımızı A, B, C, D şeklinde değil de seçeneğin tamamını yazmanızı istiyorum. İlk bilen arkadaşımızın da ismini yazacağız. Şimdi burada graduate mezun olmaktı. Graduated mezun. Move taşımak, moved taşınmış. Die vefat etmek, died ölmüş. Marry evlenmek, married evlenmişti. Burada bakalım cevabı kim bilecek? Hangi arkadaşımız bilecek? Cevaplar gelmeye başladı. Tüm seçenekleri güzel bir şekilde seçeneğin hepsini yazan arkadaşımıza tebrik edeceğiz. Ve çok güzel bir şekilde kendisini Londra'da sınırsız bir şekilde bir hediye vereceğiz. Bakalım kim bilecek? Gerçekten merak ediyorum. Şimdi mesela Emin Selen yanlış yazmış. Two deaths ago demiş. Aynı zamanda Ceren Doğa Söğer cevap bile yazmamış. Seha Nuhoğlu. Yusuf Kavukçu Manchester demiş. Masterchef demiş. Alakası yok. Sude Aktaş eksik yazmış. Karışık yazmış. Cevaplar geliyor şu anda görüyorum. Recep Yıldırım hakkım haram olsun herkes demiş. Recep bayağı sinirlenmiş. Bence acıkmış Recep. Yemek yemelisin Recep'ciğim. Yağmur Mertoğlu bugün doğum günü demiş. Mutlu yıllar Yağmur'cum diyoruz. Şimdi Venti West yazmış Arda PUBG'yi. Doğru cevaplar geliyor. Ben de tabii ki Vent Tomorrow demiş mesela bir arkadaş. Olmaz ki. Tomorrow yarın demek. Yarını kullanamazsın yani. Bu yanlış oluyor. Dolayısıyla mutlaka geçmiş zamanı kullanması lazım. Yani Öykünaz Göç, Mehmet Bağ, went tomorrow. Yarın gitti olmaz. Go'nun ikinci hali went ama tomorrow biz yarını gelecek zamanda kullanıyoruz. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oluyor. Bu şekilde diyemiyoruz. Yanlış oluyor. Burada went two days ago gibi bir şey olması lazım. Goes ve going de olmaz. Dolayısıyla buraya dikkat etmemiz gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar canlı sohbette şu anda çıldırdılar zaten. Cevapları görüyoruz. Hocam was, were, yok bir daha anlatır mısınız demiş. Hemen onu da anlatayım. Şöyle göstereceğim. Cevaplar gerçekten çıldırmış durumda canlı sohbet. Evet. Şimdi ilk bilen arkadaşımızı, sosyal medya arkadaşımız söyleyecek. Bir kere buraya go, went olacağını biliyorsunuz zaten. Buraya da tomorrow olmaz. Niye? Çünkü tomorrow gelecek zamana ait dedik. Buraya da tabii ki two days ago ifadesi gelecek arkadaşlar. Cevabımız C. Bunu da ilk bilen arkadaşımızın kim olduğunu sosyal medya arkadaşımız şu şekilde söyledi. Kıratlı isimli arkadaşımız bildi. Kendisi bizden bir hafta Londra'da sınırsız test çözme hediyesi kazandı. O zaman yeni sorumuz gelsin. Which of the following questions does Meltem not ask Ömer? Sorulardan hangisini Meltem Ömer'e sormaz diyor. Meltem bir şey soracak Ömer de. I was born in Düzce. I was born in 1974. I live here in İstanbul gibi sorular soruyor. Şimdi hangi soruyu sormaz? Yine cümlenin tamamını yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. When were you born? Ne zaman doğdun sorusunun cevabı var mı? Evet şurası. Burası B seçeneği. I was born in 1974 dedi. 74. Where were you born? Nerede doğdun? Evet bu da var. Pardon bu A seçeneği. Bu where were you born? Yani where were you born? Nerede doğdun? I was born in Düzce. Düzce'de doğdum. Where. When de bu. Bakın bu where'le alakalı. Dolayısıyla bu da when'le alakalı. Tamam. Where did you live 10 years ago? Şimdi
Nerede yaşadın 10 yıl önce? Böyle bir sorunun cevabı yok. Why did you come to İstanbul? Niçin geldin İstanbul'a? To work diyebilir. D seçeneğinin sorusu da bu olabilir. Dolayısıyla cevabımız where did you live 10 years ago olacak. 10 yıl önce nerede yaşadın diyecek. Bu cevabı da where did you like 10 years ago demiş Sena Aktay. Çağ'ın cevabı yanlış. Herkes farklı farklı cevaplar yazmış. Evet, sosyal medya arkadaşımızdan gelen cevaplara baktığımızda cevabımız C bu arada arkadaşlar. Doğru cevabı ilk veren arkadaşımızın bir İngilizce isme sahip olduğunu görüyoruz. Hello Layla Blom ismiyle gerçekten garip bir isim var. Gerçekten kafayı yemiş bir isim ama yapacak bir şey yok. İsmi Hello Layla, soy ismi de Blom olan arkadaşımızı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ve geçiyoruz hemen başka bir soruya. Yine cümlenin tamamını yazmanızı istiyoruz. Bakalım ne diyeceğiz. Şimdi, which of the following completes the dialogue above? Hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar diyor. Jane, Jim, Jane. I was at a rock concert. Bir rock konserindeydim. O da Jane diyor ki, really? Gerçekten mi? Whose concert was it? Kimin konseri diyor. Şimdi, where were you born? Nerede doğdun? Anlamsız. Why were you at home last night? Dün gece neden evdeydin? Bu da anlamsız. Where were you last Sunday? Geçen pazar neredeydin? Allah belanı vermesin. Sen nasıl bir insansın? Geçen pazar neredeydin diyor. O da diyor ki sinirlenme, gerilmene gerek yok. I was at a rock concert. O da diyor ki konser monser mi var? Şu anda pandemi herkes evde oturuyor. Ne konseri diyor. O da halbuki normal uzaktan konser yani. Neyse sinirlenmeye gerek yok esasında diyor. Ama bir gerginlik oluşuyor. Dolayısıyla where were you last Sunday doğru cevabımız olması lazım. Burada cevabımız C. D'ye bakalım. Were you last week? Last week. Geçen hafta hasta mıydın? O da I was at a rock concert. Ya böyle saçma bir soruya böyle saçma bir cevap olur mu? Yani geçen hafta hasta mıydın? Geçen hafta rock konserindeydim. Manyak mısın sen? Yani madem hasta mıydın sorusuna böyle bir şey bu anlamsız. Dolayısıyla aslında anlamlı olabiliyor. Niye biliyor musunuz? Yani biraz manyak diye düşünürsek oluyor. Şöyle. Geçen hafta hasta mıydın? Ben rock konserindeydim. Değildim yani. Çılgınlar gibi dans ediyordum diyebilirim. Dolayısıyla bu riskli bir seçenek olmuş. Ama esas cevabımız bu. Where were you last Sunday? Geçen pazar neredeydin? Allah'ın cezası. Söyle bana diyor. O da gerçi öyle demiyor da ben espri olsun diye siz gülün diye öyle diyorum. Burada cevabımız I was at a rock concert diyoruz. Bu cevabı da ilk bir arkadaşımız sosyal medya Steve arkadaşımızın söylediği kadarıyla birçok arkadaşımız bilmiş bu arada. Ben Efe Kan Çolak, Sevil Bülbül, Cellat 46, Cellat 46 böyle bir şey mi olabilir mi ya? Sueda Prenses, Sad Delov, Haktan YouTube, Emir Kare, Efe Kan Çolak birçok şey görüyorum. Ama Azra Barulay arkadaşımız bizden bir hafta sınırsız bir şekilde YouTube'da konser dinleme hediyesi kazanıyor. Ve artık bugün sizlerle beraber dersimizin sonuna geliyoruz. Şimdi burada 7. sınıfta ev okul programında, aralık programında 0'dan 7'ye sözelde arkadaşlar biyografi ünitesinde sayfa 246 ve 247'yi güzel güzel çalışmamız gerekiyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 246'ya baktığımızda gördüğünüz gibi burada telling the time, dates and days bunları güzel güzel çalışıyoruz. Buralar önemli. Wild animals yok. Taktikliğe baktığımızda birçok arkadaşımızın unutmaması gereken bir şey var. Bu posterleri şu kısma, bu İngilizce, bu stickerları buralara yapıştırmamız gerekiyor. Yani biyografimizde burada stage of our lives, simple past gibi şeyleri, kavramları buraya tek tek yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda Dinamo İngilizce soru bankamızda da hemen bakıyorum. Pardon, burada 54. sayfaya çalışmamız istenmiş. Buraları da güzel güzel çalışıyoruz. Burada gramerleri, aynı zamanda vazörleri, biyografi üniteleri alakalı çalışıyoruz. Takıldığımız sorulara da bakıyoruz. Son olarak da difficult yani zor. Zoru bankasına baktığımızda E06'nın ödev verildiğini görüyoruz. E06'ya baktığımızda bakalım neymiş? Biographies. Aziz Sancar'la alakalı bir sorumuz var. Beceri temelli yeni sorularımız var. Bunları da güzel güzel çözüyoruz. Hadi bakalım dersimizi bitirdik. Bugün tarihleri öğrenmeyi ve basit istekleri söylemeyi öğrendik. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yazın arkadaşlar.